Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Kozahan Çarşısı'na doğru yola çıkıyoruz. Bursa'da küçük bir çekim yapacağız. Bir İskender yeriz. Aynen, bir İskender Gelmişken. yeriz. Kozahan'ı gezeceğiz. Bir de Ulu Cami'ye gitmek istiyorum Allah nasip ederse. Fazla bir yer görmeyeceğiz yani bugün. Çünkü vaktimiz yok. Dönüşte 3.45'e bilet aldık. Yalova'dan İstanbul'a karşıya geçeceğiz. Vapurla. Vapurla aynen. Feribot oluyor. Feribot. İkisi de denizde yüzüyor sonuç olarak. Aynen. Böyle bir yolculuğumuz olacak bugün. Tostosum yine uyuyor. Daha karada tatiline başlamadan Fatma bütün parayı Bursa'da ezecek. Hayırlısı. Burayı atlatırsak yolumuza devam edeceğiz. İskender yiyeceğiz. Bursa hatırasını aldın mı? Bursa hatırası. 20 dakika sonra bütün parayı bitirdik. Kart limitimi yükselttim. Suçlu arkada. Şimdi Karadağ'da taş yiyeceğiz. Bakalım nasıl döneceğiz Alanya. Karadağ'a gidebilirsek iyi. Şimdi bir sonraki durağımız Kozan. Fatma Hanım alışveriş savaşlarına devam ediyor. Günah çıkarmaya gideceğim şimdi. Varsa günahımız Ben burada çıksın. Kılmıştım namaz. Günahımız. Şu anda Kozahan. Kapalı çarşı mı geçiyor burada? Kozahan eski bir han. Bursa güzel, temiz. Yeşil Bursa. Hint peyi. Ne? Hint peyiymiş bunlar. Yersen. Bence öyledir. Allah'ın Hindistanlısı. Niye burada ipek satsın? Onlar dün Instagram'da satmıyor bir şey canım. Gördüm. Oradan ithal geliyor. Bir mağarada 188 yaşında bir dede çıkarmış. Nasıl? Yaşıyormuş. Ha. Yok artık. Bunlar şey ya, oturuyorlar ya bir, yıllarca bir şey yemeden hiç. Hindistanlı mıymış? Hı hı. Daha neler duyacağız bakalım. Bu camiye geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala mursalin. Burası özellikle yağmur yağdığı zaman çok güzel oluyor. Şuralardan yağmurların sizin akması için yerler var. Çok güzel akıyor aşağıya doğru yağmur yağdığında. Caminin içi zaten mucizelerle dolu. Mucizeler dediğim bazı şeylerin anlamları var. Onları tam araştırıp ona göre bakarsanız daha etkili olabilir. Kabıyla yürümeye çok alışık olmayan bir Murat Efe var burada. Babam nereye gidiyorsun bizi bırakıp? Gel buraya. Baba. Murat Efe. Babacım. Burada ne varmış? Aa bak bak bak. Lan var ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Sen yürüyüp bizi bırakıp gideceksin mi yoksa? Allah. Arkadaşlar Ulu Cami'den çıktık. Şimdi Kozahan'a geçiyoruz. Bir kahve molası verelim. Ulu Cami çok güzeldi her zamanki gibi. Ben Bursa'ya kaç kere geldim? 3 kere geldim. İçinde de namaz kılmayı hep istedim. Çok şükür nasip olduğu için de. Buranın atmosferi çok farklı. Yani bana öyle geliyor. Herkes gelip namazını eda edebilir. Aynen öyle. Biz kıldık. Devam ediyoruz şu anda. Kozahan'a gireceğiz. Dediğim gibi bir çay kahve molası verdikten sonra İskender'imizi de yeriz. Adres tarihi Mavi İskender. İlk İskendercisi mi? Öyle bir şey olması lazım. Öyleymiş. Şey. Öyle bir şey olunca biz tadına bakmadan gitmeyiz. Bir de orada şey varmış. Üzüm şırası da güzel diyor. Olabilir. Güzeller ya. Sana göre satılan her şey güzel ki. Satılan her şey güzel değil hayatım. Bunlar güzel yani. Mesela baksana şunun güzeldi? Güzelliğine. Güzel olmayan bir şey söyle. Açık olsaydı mesela şunu bir boynuma feder olarak takardım mis gibi.
Fatma Hanım kozağına giriş yaptık. Buradan bir şey almayacağım. Nasıl? Mutlu musun? Nasıl ya? Böyle şeylere alışık değilim. Evet, kozağına oturduk. Kahvelerimiz geldi. Fatma Hanım yine hikaye peşinde. Evet, kozağındayız. Kozağından çıkıyoruz. Aynen, çıkacağız şimdi. Kahvemizi içtik. Şöyle bir hızlıca göstermek istedim. Kozağında kahve, Türk kahvesi arkadaşlar. 100 lira. 100 TL. Su ikram değil. Su ikram mı bilmiyorum. Biz ödemedik. Arkadaşımız ödedi. Tuvalet 10 TL. Tuvalet 10 TL. Şurası uzun çarşısı. Nereye giriyoruz? Oraya giriyormuşuz. Kestane almak istiyoruz bulabilirsek. Burada biraz altın buluruz da. Kestane bulur muyuz bilmiyorum. Ama kestane Bursa benim için altın gibi olmaz. Şuralarda falan bırakabilirsin kocam. Sen ondan daha değerlisin. Lütfen. Beni kandırıyor. Seni neyini kandırayım? Gerçekler. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Tanesi 1 milyon. Bursa gerçekten güzel ya. Her şeyi bulabiliyorsun. O çok güzel bir şey. Bursa'da yaşanır mı? Yaşanır. Bence de yaşanır. Çok güzel bir şehir Bursa. Arkadan mehter geliyor sandım. Vallahi. Buraya mı girecekler acaba? Tamam, biz geldik de daha bu kadar ünlü değiliz ya. Yani. Mehter'le karşıladı Bursa. Canım Bursa'm. Artık Bursalıyım. Bursa'nın altı evliya, üstü eşkıya diyorlar. Öyle bir şey de var. Biz o konulara çok girmeyelim. Bursalı kardeşlerimiz hoşlanmayabilir. Yo, biz demiyoruz canım. Öyle bir duymadık. Ben demedim. Biz demedik. Gel buraya, inanma. Ay, 150 TL. Gel, inanma. Kandırıyorlar. Ya. Çekimi bırakıp gideceğim şimdi. İnanma. Aha, kartlarımı maaşı attı. Aa, kestane var aşkım bak. Kestane kebap yemesi sevap. 100 liraymış ceviz bile. Hep gerçi ben piyasayı bilmediğim için bana ucuz geliyor ama. Ceviz ben bildim bileli 100 lira. Biz 3 sene önce de 100 liraya almadık. Bilmiyorum ki aşkım ya. Çok da tüketmiyoruz. Abi stok yapmaya gerek yok böyle şeyler. Evet, çabuk şey oluyor. Tamam, ha, çabuk şeyinden canını çektim iyi tat. Bunların her gün yenmesi lazım da biz işte çok vakit olmayınca ya her gün et yenir de bu hem. Ceviz önemli. Et güzel. Şunlar çınar ağacı değil mi? Ağaç. Böyle bilgi seviyem nasıl? Çok kısa. Şu aşağıya linki bırakacağım. Kanala abone olan, like atalım. Bildirimleri açalım. İlk siz haberdar olun. Rabia, bu senin kanın. Senin alan. Bursa'da terzi işi olan olursa bizim adımızla %10 indirim. Ailece Femcom kodunu veriyorsunuz. Anında %10 indirimi kazanıyorsun. Sanki şu gelen dayıdan Alanya'da da var gibi. Görmüş olabilir. İnsan insana benziyor. Biz geçen geldiğimiz İskender'i burada yemiştik. Tam şurada park bulmuştuk. Yesevi kebapta yemiştik, evet. Bakalım yaya yol veriyorlar mı? Yolun ortasındasın, esin mi? Ama veriyorlar bak. Aferin Bursa'ya. Şurada bir tarihi kale var. Sur. Hafif karı meyilli bir yoldan yürüyoruz. Bursa köpeği yorulmuş. İnceden bir diliniz dışarıda çıkıyorsunuz ama çok yorucu değil. Bursa fotoğraf çekim noktası. Gerçekten çok güzel bir manzarası var ama. Bütün Bursa tek karede. Dön de bir selfie yapalım. Ey Bursa. Çok güzel ya. Hala çıkmaya devam ediyoruz. Çıkacağımız noktada güzel yerler var. Orhan Gazi, Osman Gazi Türbesi var. Bayrağım, vatanım, milletim, kestane kebap. Tam kebabı gördün mü? Her yer köşk. Ha. 35 TL olmuş magnetler. Allah'ım, yurt dışına bizim, ne kadar acaba? Bizim en son tatilimizde. 20 lira. Maksimum, onunla bile alıyor değil mi? Tabii, o tabii yerine göre değişiyor. Yurt dışı 10 eurodur ya. Uf, 10 euro, 380 lira. Oh. Evet, bizim bu arada buzdolabımızda magnet koleksiyonu var. Buzdolabı kapağı doldu herhalde. Evet. Bir buzdolabı daha alacağız bu gidiş. Onu da gösteririz bir yeni magnetlerle. Fatma Hanım, efendim, tanıtım yapalım. Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini göreceğiz. Tophane Parkı diye geçiyor burası. Nasıl biliyorsun? Daha önce geldik ya. Hayır yani. Hep buradaymışsın gibi anlatıyorsun. İstiklal Savaşı şehitliği. El Fatiha. Şehitlerimizi okuyalım tabii, Fatiha. Bursa'da yaşasam misafirlerimi getiririm. Sana böyle bir kıyaslamayı kim söyledi? Şuranın güzelliği. Bursa Saat Kulesi. Şöyle şu topları falan da gösterelim. Ne zamandan kalma Fatma Hanım'la? Vallahi hiçbir bilgim yok. Bu ta savaş zamanındandır herhalde. İlla ki. Evet, bu neymiş? Bu saat kulesinin mekanizması. Diyorsun. Şeyin saatiymiş. Mekanizma. Sen manzarayı da göster. Ondan sonrasında şey yapalım. Fotoğraf çekimine geçelim. Olur Fatma Hanım. Maaş günü geldi, bugün yatırır mısınız? Tabii ki. Ya
Beni niye geçiyorsun? Gıcık. Öndeki manzara, arkası Bursa. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Saat Kulesi'nin orayı gezdik. Şimdi bir türbelere girip bir dua ediyoruz. Bir dua ediyoruz. Filipinli dadı. Taylandlı. Taylandlı. Şu an gezmek o kadar güzel ki. Aynen. Maddi imkanım olsa Rabia'yı beraber götürürüm. Rabia gelecek mi sanki? Ve o Rabia'nın da oğlu var. Yani ben... Alır oğlunu canım. Peşinizde. Komple cümbür cemaat götürür. Neyse, inşallah sizin bu Marmara turunuzda haberleşirsek size katılıp... İnşallah. Birlikte bir... planlayabiliriz haberleşirsek. İnşallah. Arkadaşlar bak, durmadan söylüyorum. Bakarım. Neyi söylüyorsun durmadan? Bence. Bursa'da arkadaşıma getirsen. Hayır. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yapın bir şeyler ya. Maddi bir şey gütmüyoruz. Şu an gütecek seviyede değil kanal çünkü. Biz de mesela yeni kanal açtık dediğimizde herkes diyor ki zaten hep böyle böyle büyüyor insanlar. Hani siz de büyürsünüz gibi konuşuyorlar. Bakalım nasıl büyümezsek de anılarımız çen kalsın. Çen büyüyünce ya. YouTuber mı olacak? Ben büyüdüm açlığında ama. Murat Efe'ye bir miras büyüyünce bırakırız tutarsa. Hiçbir şey yapmasa eski videoların şeyiyle belki para kazanır. Tabii tutar. Tutmazsa izler güler eğlenir geçer. Aynen. Evet Fatma Hanım. Evet. Fatihaları okudun. Evet. Padişahlarımız. Ruhu etkilendim. Makamına gönderdik. Allah kabul edersin. Amin. Şimdi karnımız zil çaldı. Evet. Tırın tırın. Oğlum da acıktı. Oğluma yarım porsiyon söylüyor. 13 aylık olan bir çocuk İskender yiyecek daha. Tepeden aşağı indik. Şimdi en sevdiğimiz yere geçiyoruz. Normalde biz dün falan Afyon'da 4 tane yemek yerine uğradık. O yüzden porsiyonlarımızı çok az az tek yapmıştık mesela. Şimdi bugün burada biraz yiyebiliriz. İstanbul'a kadar pek bir şey yemeyeceğiz. Teyzem akşam aç gelin dedi. Ha teyzen de yiyeceğiz zaten de. Hayır aç gelin dedi. Ha peki. Biraz daha gezelim diye feribot saatini biraz daha ileri aldırdık. 3.45 vardı, 5.45 vardı. 5.45'i seçtik. Tercih ettik. 7'ye 10 geçe falan İstanbul'da olacağız. Yenikapı'da. Yenikapı'da ineceğiz. Aşağı yukarı bir 45 dakikada teyzemin evine gidiş var. Bence dururlar ya. Bebeğe gösterelim. Sıra mı var? Şaka. Vallahi sıra var. Allah. Sıra varmış. Üzüm şırası varmış, onu da tadacağım. Sıra böyle. Sokak ne kadar tatlıymış. İskender güzel olunca böyle yemek için dışarıda sırada bekliyorsunuz. Mekan küçük bir de. Süper sığdık. Hoş bulduk. Evet 3 kişiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet verelim cevaplarını. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yemek için bekliyorsun. Evet, İskenderler geldi. Allah. O beynin minnoşumu uyandırmamız lazım ama. Bunu kaçırmaması lazım. Evet, bunu kesinlikle tatması lazım. Anneciğim. Buna acaba bir çekelim. İşte en sevdiğim noktası şu.
Ne kadar kalın eti. Nasıl? Çok güzel. Mükemmel. Bu lezzet Sivas'ta da çok güzel. Anne. Belli bir zaman konuşamayacağım sana. Üzüm şırası var mı? Üzüm şırası. 3 tane. 2 mi? Teşekkür. Güzel. Güzel. Bayağı tatlı. Ekşi bir şey beklemiştim ama neymiş? Yandıralım onu ya. Anneciğim. Aşkım oğlum. Tatlım. Hiç uyuması yok ya. Tüm. Hadi kalk mama. Anneciğim. Mama. Mama. Murat Efe. Annem. Allah. Dudağına bir dokundursana. Kadına varınca gelir o kendine. Pışpış seninle mi çalıyor? Sen mi açtın pışpış? Efendim? Pışpış çalıyor. Hayır. Tehlike geçmedi, daha dökmedim. Bir kere muhakkak dökmem lazım. Abi beni gömerken üstüme İskender atsın. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Tövbe yarabbim. Bak annem bir mama. Ana. Buyur. Mama yer ya. Ay aşkım benim. Bebiçko. Bak anneciğim bir. Aa bebeğim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi uyanır uyanmaz da yemeye başlamazsın be. Of. Yum yum yum. Yuvarladı. Alkış. Alkış. Bu su. Ay öbüründe yok. Neyse su içsin. Şimdi rahatça yiyebilirim ya. Malık. Boğazından geçmedi. Geçmiyordu. Benim de öyle. Şuradan sonrası geçmiyor. Biz Murat Efe'yle yukarıya çıktık lavaboya. Çocuk İskender yediğimiz yerde. Ya tabağın böyle bildiğin çeyreğini bitirmiş. Bir de diyor ki seni bekledim hayatım. Sağ ol dedim. Abi bildiğin eti atmışlar içine ya. Hayır, Bursa'dan acil geçmem gerekir. Muhakkak uğrar yer öyle devam eder. Külüplü çorbası meşhur bizim oranın. Sarması. Zeytinyağlılar meşhur. Bitti mi? Tatlı olarak öksüz elması. Öksüz diyorlar da öksüz lahana sarma. Laba dolması. Laba dolması. Kaburga dolması. Yeter mi? Bitti mi? Mama. Şimdi sıra mamada. Hadi. Mama. Hadi. Aç. Aç. Mama. Tamam, al, aç. Al. Su katıyorum. Hesap ödeme yarışı. Evet, benim puanım 9.9. Senin? Bence çok güzeldi. Et olduğu belli yani. Abi etin kalınlığı şu parmağım kadar. Beni gerçekte tanıyanlar parmağımın ne kadar kalın olduğunu bilir. Dün bütün gün yediğimizi bir seferde yedik bu sefer. Güzel. Fena doyduk. Fatma Hanım çok İskender hakkında yorum yapamıyorsunuz. Ya nefes darlığı mı çekiyorsunuz? Gerçekten biraz çok yemişim. Ben 1.5 söylemiştim ama. 1.25 yemişsin. 1.25 de değil bence 1 yedim. Oğlan da say yani. Ben 0.25 daha yedim sana. 1.75 benimki. Direkt Kutlucan Katlı Otopark arabanızı çekiyorsunuz. Tarihi mavi. Abi İskender. Görüşürüz. Abimden de buradan. Kalkma kalkma. Hediyeli teşekkürler. Şey al. Evet. Şu anda İda'dayız. Yalova'dan Yeni Kapı'ya geçeceğiz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak bizim için. Çok yaşa. Ben de göreyim. Biletimizi nasıl okudu hemen? Okumadı. Ha, içeriden. Nasıl? Bileti olanlar içeriden oku. Ucu ucuna şöyle yetiştir. QR kod çıkıyor. Onu okutacağız. Bagajı açma. Allah. Yıkılmaz inşallah. Reis bagajı yavaş aç da yıkılmasın üstüne. Evet Fatma Hanım. Bir günün nasıl geçti? Güzel geçti. Bursa'yı seviyorum zaten. Ben Bursa'da de seni seviyorum. 3 saat. Bursa'da 3 saatte her şeyi hallettik. Yani özet gezebileceğiniz 3 saat. Ama toplam gezeyim dersen bir hafta ayırman lazım. Aa biz Karadut Özü alacaktık Cumalı Kıza'ya gidip. Cumalı Kıza gitmemize gerek yoktu. Rabia söylemişti ama unuttuk. Neyse artık Rabia gelirken getirir. Kaybımız mı var? Kazançlı mıyız bilmiyorum. Getirir arkadaşım beni. Evet Fatma Hanım günlük 5000 lira harcıyorsunuz. Ya abartma. Nasıl geçiyor hayatınız? Para harcarken çok güzel de öderken çok zor.
Aynen öyle. Resmen kartlara çalışıyoruz. Yani. Başka bir şey yok. Ama kart çekilen yerleri seviyorum yani. 5 liraya bile çekse hoşuma gidiyor benim. Kart çeken yer candır. Ben 5 liraya, 100 liraya falan kart çekme taraftarı değilim arkadaş. Bana şey geliyor, küfür eder gibi. 100 lirası olmadığı zamanlar oluyor, o ayrı. Benim mi? Senin gerçi hep olur. Sen eskiden halı altına saklarlar. Cüzdan da bir köşe bulup saklıyorsun yine. Yaparız. Ferimotun içinden yukarıya çıkıyoruz. Balkon ilk yukarı. Bir daha mı çıkıyoruz? Hı-hı. Yukarı nereden çıkıyoruz? Yukarıya çıkıyoruz. Burası o zaman. Aşağısı. Tamam, aşağı inelim. Yanlış yere mi geldik? Şehirdeyken kullanılmaz diyor. Neden çıkıyoruz o zaman? Vapurda kaybolduk arkadaşlar. Şeye geldik ama. Tamam, oradan arkaya gideriz. Allah. Teşekkürler. Hiçbir şey anlamadım. Gel öne gidelim şu. Orası ikinci katı galiba. Allah. Burada koltuk niye satıyorlar onu anlamadım. Batmana karşı. Ha? Koltuk niye satıyorlar? Araba daha konforlu. Yukarısı sallanıyordu çok, hissettin mi? Ulan bak. Aa. Annesi? Ne oğlum burası? Annem. Yossuz oğlum. Oo. Kocaman deniz. Aa. Wow. El salla hadi. Bay bay ya. Aa, bay bay. Öpücük at bir de denize. Öpücük nerede? Aa, bak. Aa, bak. Aa, bak Emzi'ye bak. Mama bak. Anneciğim. Blıp blıp. Babam biz şimdi neredeyiz? Burası neresi? Anneciğim. Hep tersine niye bakar bu çocuk? Anneciğim. Gülümse. Annem. Bak. 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 Bak sen varsın. Bak bir bak bir. Oğlum. Al emziğini. Al bunu al. Mama. Al, al, al. Mama. Bak burada. Burada. Mama. Burada. Mama. Ver madem hadi. Hadi bak. Çek 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 çek. Bekleme. Çek. Bak. Ah oh, sonunda bir fotoğrafımız oldu. Evet. Aa, evet. Bak. Bayağı hızlı gidiyor. Evet. Evet Fatma Hanım, iki tane Abdullah'la yaşamak nasıl bir duygu? Güzel. Ama yorucu. Hangisi? Küçük Abdullah. Büyüğü daha çok yorucu. Estağfurullah canım, benim ne yorgun. Allah Allah. Altımı alabiliyorum. Yemeğimi yiyebiliyorum. Bak baba, buralar işte feribot. Şöyle şurayı çekelim. Güzel miymiş? Ya işin özeti, feribotla gitmek araba sürenler için yol yorgunluğu olmuyor. Sürekli yapılmayabilir ama bence arada bir dene salmak güzel. Tabii canım, sürekli şey olur. Zaten çoğu insan o kadar alışmış ki hepsi de arabalarında uyuyor. Ama şey saçma geldi. Yukarıda koltuk satılmaz ayrıca. Arabası olan. Onu almak zorundasın yukarıda. Öyle mi? He. Aa. Babam elleri. Onu bilmiyorum. Durum o. Artık İstanbul'da görüşeceğiz. Görüşürüz yapalım. Bay bay ya. Bay bay. Bay bay.